özel olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi araç Avantgarde paket arkadaşlar. Araçta biraz oynamalar da var. Önler gördüğünüz gibi basık. Jantlar falan biraz daha değişik. Araç biraz makyajlandı. Avantgarde olduğu için önlerinde gördüğünüz gibi park sensörleri, xenon far mevcut. Aracımızda komple cam tavan mevcut. Arka park sensörleri falan hepsi yerli yerinde. Stoplar gördüğünüz gibi LED. Şuradan bagajını da bakalım. Efsane bir bagajı var aracın. Kocaman. Kaç litre yaklaşık, onu bakıp aşağıya yazacağım. Şuradan içindeki özelliklerden bahsedeyim. Araçta gördüğünüz gibi arkadaşlar, koltuk ısıtma, koltuk soğutma hepsi mevcut. Çift bölgeli dijital klima. Burada 5 ileri yarı otomatik bir şanzımanımız var. Cam tavan aracın içini gördüğünüz gibi kocaman gösteriyor. Ferah bir hava katıyor. Araç 2004 model, yalnız buradaki torpido malzemesi falan gerçekten çok iyi. Hız sabitleyici falan her şey var. Far yıkamasıydı, hafızalı koltuğuydu. Gördüğünüz gibi direksiyon da elektrikli arkadaşlar. Bu model araçta bunların olması gerçekten güzel. Yani Mercedes her zamanki gibi bu olayı zirveye taşıyor arkadaşlar. Burada küçük aracın gözleri var. Güzel bir Avantgarde yazısı mevcut. Koltuklar tamamen deri. Kışın ve yazın sıcaklık ve soğuklukla ilgili sıkıntı yaşanabilir ama hiç sorun değil. Gördüğünüz gibi burada hem ısıtması var hem soğutması var. O yüzden herhangi bir problem yaşanmaz arkadaşlar. Burada küçük böyle gözleri mevcut. Burada kapılar falan tamamen deri. Yani 2004 model olmasına rağmen kapının üzerindeki yumuşaklık gerçekten çok iyi arkadaşlar. İçi tamamen kumaş kaplı. Arkası gerçekten çok geniş. Koltuklar içeri gömülüyor. Uzun yolculuklarda gayet keyif verici yolculuk yaşayacaksınızdır. Burada kol dayaması falan mevcut. Bardaklık da var burada. Bu model araçlarda zor olur ama arka tarafta da ayarlanabilir. Klima kontrol üniteleri mevcut. Klima üfleleri aynı zamanda buralardan da üflüyor. O yüzden herhangi bir ısıtma ve soğutmada hiçbir şekilde bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Arkada elektrikli perdesi falan da mevcut. Gerçekten çok şık. Yani şimdiki çoğu araçta bu özelliklerin yarısı dahi yok arkadaşlar. Kapı geçişi falan da gördüğünüz gibi kocaman. İnip binmedi falan hiçbir şekilde bir problem yaşamazsınız. Buradan ön tarafı da gösterelim. Gayet şık. Burada gördüğünüz gibi okuma lambaları falan var. Gayet güzel, şık. Burada park sensörünün mesafe ölçerini aynadan da görebiliyorsunuz. O da gayet güzel olmuş. Karartmalı aynamız da mevcut. Gördüğünüz gibi ışıklı lambamız da mevcut. Burası kırıldığı için şu anda çalışmıyor ama bunların hepsi. Önce üst tarafı da kullanabiliyorsunuz ayrı bir şekilde. Alt tarafı da kullanabiliyorsunuz. Hem de alt tarafta soğutma da mevcut. Ön kapılardaki zaten deri kalitesi aynı şekilde arkalarda da devam ediyor. Olay Mercedes'e özgü. Bu özellikleri şimdiki araçlarda almak istediğinizde yani inanılmaz rakamlar ödemeniz gerekli. Ama 2004 model araçta bu özelliklerin hepsi var. Fazlasıyla var hem de. Değerlendirilebilir alım konusunda. Arkadaşlar bu araç bizim arkadaşımız Ömer'in aracı. Kendisi sağ olsun araçta kısa bir video çekmemize izin verdi.
Araç dışarıda da bahsettiğimiz gibi 2004 model E270 Avangard paket. 177 beygir kendisi. 2700 motor. Şimdiki araçlarda artık böyle büyük motorlar maalesef bulamıyorsunuz. Önceden vergi dilimi falan olmadığı için rahatlıkla insanlar bu araçları alabiliyordu. Herhangi bir problem yaşanmıyordu. Bu araç 2700 motor ama şimdiki şöyle söyleyelim, 2000 motor araçlar da yaklaşık bu beygirlere çıkabiliyor. Bu aracın motorunun büyüklüğü yakıtında çok fazla bir etken değil. Şehir dışında yine yaklaşık 6 litrelerde falan yakıyor. Doğru mu Ömer? Tabii ki de. Yani bu uzun yolda özellikle hacimin farkını hissedebiliyorsunuz ama. Aynen öyle. Yani yeni nesil motorlarda ne kadar yüksek beygirleri yakalasak da uzun yola çıktığımız zaman hani o hacimin farkını ve güzelliğini hissediyorsunuz yani. Aynen öyle. Yani şöyle de bir şey var. Yola çıktığınızda gaz her zaman ayağınızda canlı. Bu çok önemli bir şey. Şimdiki biliyorsunuz bu Kuzey Marmara Otoyolları falan da tamamlandı. İzmir yolu falan da tamamlandı. Yani genelde bu yollarda sürekli yüksek süratlerle insanlar seyir ediyor. Bu tarz araçlarda da yani 2.40, 2.30 hiç problem değil bu araç için. Tabii ki de. Yani sürekli 2.10'la 3 saatte gitseniz, 5 saatte gitseniz herhangi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Çünkü araç cidden canlı. Fabrika verisinde 0-100'ü zaten 9 saniye bandında. Turbo dizel bir araç için gerçekten güzel bir ivmelenme. Biraz hava yağmurlu. O yüzden çok sıkıştırmayacağız. Ama mümkün olursa da bir 0-100 birlikte test etmeye çalışacağız. Onu da sizlere göstermiş olacağız arkadaşlar. Araçla ilgili var mı kronik sıkıntı falan önerebildiğim için sıkıntı yaşattınız mı? Yani tabii ki her aracın kronik sıkıntıları olabiliyor. Mercedes'in bu modellerinde genellikle insanlar enjektörden yana problem yaşadığını söylüyor. Yani bu zamana kadar ben hiçbir problem yaşamadım. Ama evet, hani tabii bunun en büyük etkenleri de bakım. Yani evet, doğru. Araçların bakımlarını zamanında yaptığın zaman kesinlikle, özellikle Mercedes arabası için konuşuyorum. Evet. Ben hani gerçekten iyi bir Mercedes'çiyimdir. Mercedes arabası için konuşuyorum. Bakımları zamanında yaptığın zaman kesinlikle bir problem yaşatmıyor. Ben çok memnun biliyorum yani. Bir de şöyle, yani yakıtı, bu araç da sonuçta dizel bir araç. Bizim ülkenin de yakıtı çok iyi değil maalesef. Ya tabii şimdi kalkıp da ortalama bir işte, örnek vereyim, Fluence'le ne bileyim Bilineo'yla kıyaslanacak bir yakıtı tabii ki de yok ama yani öyle korkutacak bir yakıtı da yok. Gayet hani nasıl söyleyeyim size, orta şeker diyeyim tabiri caizse bir yakıtı var TL yani. TL bazında 50 kuruş yani yakıyor. Şehir içi 50 kuruş yakar. Şehir içi 50 kuruş. Aynen, uzun yolda düşer yani o. Aynen. Ben zaten uzun yolda şöyle söyleyeyim 6.5'ları, 6'ları görüyorum yani. 120-130 bandından bahsediyorum. Yok, ben 120-130 gitmem. 140-150 bandından bahsediyorum. 140-150, yani şöyle 140-150 6.5 olduğu zaman 100-110 bandında da büyük ihtimalle 5.5'lara evet, çok rahatlıkla evet, inecektir evet, arkadaşlar. Evet, düşer. Yani yakıtı saçma sapan uçuk açık değil. 2700 yok, motor. Kesinlikle. Yani telaffuz da zor. Şimdiki bütün araçların, önümüzdeki araç şu an 1.3. Çoğu araç 1.5 litreden yüksek araç maalesef yok. Ama 2700 olmasına rağmen orta ayak kullandığınızda gaz çektik mi de bu hissiyat farklı bir şey tabii ki de. Aynen öyle. Direkt zaten koltuğa yapıştırıyor sizi, zaten fark ediyorsunuz o gücü. Direkt hissettiriyor. Bu arada kanalda 210 kasa Mercedes'te de zaten bahsetmiştik. LPG'de zaten o araç 50 kuruş çekiyor. O yüzden bu araç 2700 motor bir araç için 50 kuruş şehir için gerçekten bedava. Kendi aracım Leon biliyorsunuz. Biraz sıkıştırdığım zaman 45 kuruş bandında zaten yakıyor. O yüzden yani korkup da yok işte yakıt şu kadar yakıyor bilmem ne oluyor. Böyle şeyler bu araçlar için mümkün değil. Sonuçta şöyle bir laf var, çok bariz bir laf ama aslan besleyen yemini düşünmez falan. Aynen öyle. Ama çok da sizin gözünüzü korkutacak bir araç değil. Bunu tekrar söylüyorum.
Enjektörlerle ilgili olan sıkıntı da yani yakıt aldığınız yere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani rastgele yerden yakıt alınacak bir araç aynen değil. Öyle. Tabela çok önemli zaten alacağınız bayideki. Yani genelde çoğu arkadaş, aracını çok seven arkadaşlarımdan bahsediyorum. Genelde aynı petrolden, aynı pompadan mazot almaya dikkat eden arkadaşlarım var. Evet. Yani bu tarz yakıt konusunda titiz olursanız, yani kolay kolay enjektör konusunda, pompa konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Evet, aynen öyle. Bir de yağını ve hava filtresini, özellikle bu turbo araçlarda hava filtresi çok önemli. Normalde bakımı bu araçların işte 10.000'de bir falan yapıyorken 5.000'de hava filtresini değiştirirseniz çok fazla bir problem yaşamazsınız. Burada arkadaşlar yol müsait olduğu zaman biraz daha ilerle istersen. Şu kavşağı sonrası daha rahat arkadaşlar. Şurada bir 0-100 yapmaya çalışacağız. Takribi kaçlara kadar çıkıyor? Onu birlikte göreceğiz. Bir tık direksiyonunu kaldırır mısın? Kaldı. Gördüğünüz gibi kol çekeyim, indireyim böyle şeyler yok. Tabii kesinlikle elektrikli ileri. Her şey elektrikli. Şu an daha iyi. İyi mi şu an? Şu an daha iyi. Yol müsait olduğunda kalkabiliriz. Hiç sarma bile yapmadı zaten. Biraz yer ıslak. 80 oldu şu an. Ve 100. Gerçekten çok canlı. Aşağıya sayaç koyacağım. Takribi 0'dan 100'e kaç saniyede geliyor? Onu da birlikte göreceksiniz. Bu arada araç 2000 devirdeyken yaklaşık 120 km hızlı oluyor. 120-130'larda oluyor 2000 devirlerdeyken. Ya bu da uzun yolda size ekonomi sağlıyor. Bu araçta zaten yağmur sensörü, far sensörü bunlardan tabii, bahsetmeye gerek yok. Kesinlikle. Hepsi var zaten. Onlar özellik olarak değil sayılmıyor bunlarda. Evet. Aynen, bu arabada onlar özellik değil. Burada ek olarak işte koltuk ısıtmalar özellik diyebiliriz. Ek soğutma olarak ve soğutma. Koltuk ısıtma soğutmamız mevcut. Elektrikli direksiyonumuz mevcut. Evet. Hafızalı elektrikli koltuklarımız mevcut. Aynen öyle. Makam perdesi. Arka direkteki arka klimalarımız dijital. Evet. Arka direklerde tekrardan havalandırmalarımız mevcut. Evet. Yani genelde elektrikli koltuk oluyor ama hafıza, ısıtma, soğutma bunlar olmuyor bu araçlarda. Arka koltuklarda ısıtma yok galiba. Arka koltuklarımızda ısıtma var, soğutma yok. Isıtma var, soğutma yok. Evet, ısıtma var, soğutma. Arka koltuklarda ısıtmanın olduğunu bakmamıştım ben. Arka koltuklarda ısıtma varmış arkadaşlar. Yani bunlar çok üst düzey özellik. Ya tabii günümüzde hani bu özelliklerde bir aracı sahip olabilmek için yaklaşık 600-700 bin liraları gözden çıkarmak aynen gerekiyor. Öyle. Bu güçte bir de olması gerekiyor. Ya bu konfor ve kalitede zaten yok. Evet. Hani ama özellik olarak istediğimiz zamanda da o rakamları çıkmak gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi yüksek hızlarda herhangi bir ses, soluk, sallama, titreme. Ki ayrıyetten şöyle bir durum var. Aracımızda coilover sistemi mevcut. Evet. Yani zaten ön basınç. Evet. 19 jantlarımız, ince yanak lastiklerimiz olmasına rağmen hani herhangi bir sekme, titreme, yolda gezme vesaire bunlar yok. Ya bu tarz basit araçlarda en önemli şey zaten aracın sekmesi arkadaşlar. Ya bunun da olmadığı zaman zaten çok fazla konforlu yolculuk yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bunlar gerçekten önemli. Arkadaşlar bu araçtan anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Video ile ilgili, araçla ilgili yorumlara sormak istediğiniz soruları da sorarsanız oradan mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.